İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Abrahamyan, Kirkor Sarık'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yolladı. Merkez Seçim Kurulu ön seçim sonuçlarını açıkladı. Ermenistan Cumhuriyeti'nin parlamentosunda 3 politik güç temsil edilecek. Soykırım suçuna karşı adlı 3. Global Forum Yerevan'da başladı. ABD'nin Kürtlere desteğinin taktiksel ve geçici yapısı bulunuyor. Suriye Hava Savunma Sistemi Şam Uluslararası Havaalanı'na yönelik hava saldırısını püskürttü. Atina'da Spitak depreminin 30. yıl dönümüne adanmış bir tören gerçekleşti. Paris Kitap Fuarı 15-18 Mart 2019 günleri arasında gerçekleşecek. Batı Ermenistan Ulusal Takımı 3-10 Ocak günlerinde kampa girecek ve iki dostluk maçı gerçekleştirecek. Batı Ermenistan Ulusal Konsey Başkanı Armenak Abrahamyan, Kirkor Sarık'ın vefatı nedeniyle çocuklarına ve akrabalarına en derin taziyelerini sundu. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi, Batı Ermenistan Parlamentosu, Batı Ermenistan Hükümeti. Merkez Seçim Kurulu, Ermenistan Cumhuriyeti seçim bölgelerindeki tüm 2010 sandıktan çıkan oy sayımının ön neticelerini açıkladı. Buna göre oy yüzdeleri şöyle: Ermenistan Cumhuriyet Partisi %4.70, Sosyal Demokrat Vatandaşın Kararı Partisi %0.68, Ermeni Devrimci Taşnak Sütun Partisi %3.89, Benim Adımım İttifakı %70.43, Aydınlık Ermenistan Partisi %6.37, Hristiyan Halk Rönesansı Partisi %0.50, Ulusal İlerleme Partisi %0.51, Biz İttifakı %2, Yasalar Ülkesi Partisi %0.99, Sasna Zırer adlı Tüm Ermeniler Partisi %1.82, Müreffeh Ermenistan Partisi %8.27. Parlamentonun erken seçimine 1.260.840 kişi katıldı. Bir başka deyişle seçmenlerin %48.63'ü. Eğitim, kültür ve müzeler aracılığıyla soykırımları engelleme sorununa adanmış Soykırım Suçuna Karşı adlı 3. Küresel Forum, El Yazmaları Müzesi olan Madene Taran'da başladı. Forum, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın Soykırımları Engelleme Ofisi'nin desteğiyle Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı organize etti. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Vekili konferansa katılanları kutladı. Zohrab Mnatsaganyan, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın soykırım suçunu engelleyen bir tasarıyı 72 yıl önce kabul ettiğini hatırlattı. Konferansa ayrıca Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan da katılmaktadır. Ankara, Washington'dan Suriye'deki gözlem konumundan vazgeçmesini isterken, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, bu uygulamaların faydalı olduğuna Türk yetkilileri ikna etmeye çalışıyor. Jeffrey, Suriye ile ilgili Türk-Amerikan Çalışma Grubu'nun 3. görüşmelerine katılmak için Ankara'da bulunuyordu. Görüşme sırasında sözde müttefikler olarak Suriye'nin kuzeyinde bulunan Manbij bölgesi yol haritasının gerçekleştirilmesini yıl sonuna kadar tamamlamak için hızlandırılmasına karar verdiler. Bölge, Demokratik Öz Yönetim Birliklerinin denetiminde bulunuyor. Burada ayrıca Amerikan Silahlı Birlikleri de konuşlanmış durumda. Jeffrey, Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Türk istihbaratının yetkili kişileriyle görüşmede bulundu. Türkiye Savunma Bakanı daha 24 Kasım'da amacı Suriye Demokratik Güçlerinin temelini oluşturan ve Kürt özel savunma tugaylarını rahatlatmak için Fırat'ın doğusundaki gözlem noktalarının konuşlandırılmasını ciddi biçimde eleştirmişti. Gazetecilere konuşan Jeffrey, Suriye'deki krizi çözerek Türk-Amerikan ilişkilerini güçlendirmenin önemine işaret ederek ABD'nin Kürtlere yardımının taktiksel ve geçici olduğunu belirtti. O ayrıca Manbij için Türklerle sürdürülen politikanın tüm Suriye'ye barış getireceğini de iddia etti. Fırat'ın doğusunda gözlemci noktalarının oluşturulmasıyla ilgili olarak da bölgenin ve Türkiye'nin güvenliğini sağlamayı amaçlıyor dedi. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakın basın ise ABD girişimini ciddi bir şekilde eleştirmişti. Bundan başka bir grup milliyetçi öğrenciler, Dışişleri Bakanlığı binası önünde toplanarak James Jeffrey'nin Türkiye'ye yaptığı ziyareti ve ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren silahlı Kürtler olan desteğini protesto etti.
TAS Ajansı, Suriye Devlet Ajansı Sana'dan aktardığı habere göre Suriye Hava Savunma Sistemi, Şam Uluslararası Havaalanı'nı bombalamaya yeltenen hava saldırısını püskürttü. Yerel televizyonu, bizim hava savunma sistemimiz Şam havaalanının birkaç noktalarına yönelik hava saldırısını geri püskürttü şeklinde açıklamada bulundu. Kaynağın belirttiğine göre Suriye askerleri değişik saldırıları püskürtmek için hava savunma sistemini pek çok kereler kullandı. Söz konusu böyle bir olay 29 Kasım'da kaydedilmişti. Atinalı Ermeniler 7 Aralık akşamı saat 19'da Atina'daki Ermenilere uygulanan soykırım anıtında Spitak depreminin 30. yıl dönümü dolayısıyla binlerce deprem kurbanı ve ölen kurtarma ekibi üyeleri anısına bir tören düzenledi. Etkinlik Ermenistan Halk Kültür Merkezi desteğiyle Yunanistan Liberal Ramgavar Birliği tarafından organize edildi. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Yunanistan Büyükelçisi, Yunanistan'daki Ermeni Piskoposluk Vekili, Katolik Toplumu Pastörü, Sosyal Demokrat Hınçak Partisi, Liberal Ramgavar Partisi, Ermeni Halk Hareketi, Ermeni Genel Yardım Birliği, Yunanistan'daki Ermeni Eğitim ve Toplum Birliklerinin temsilcileri etkinlikte hazır bulundular. Etkinlikte ayrıca Rus Göçmen Birliği'nin temsilcileri de mevcuttu. Etkinlik sırasında Yunanistan Ermeni Piskoposluk Vekili ile Katolik Pastörü büyük bir tören düzenledi. Daha sonra Ermeni çocukları şiirleriyle büyülerken Göçmenler Birliği ise şarkılar söyledi. 1988'in o zorlu günlerinde Yugoslavya uçağı Yerevan'da düşmüş ve 7 kişilik ekibinin ölmüş olduğunu, İl-76 uçağı ise kontrolünü kaybederek dağa çarpmış ve 9 üyeden oluşan mürettebat ile bir an önce hayatta kalanları kurtarmaya gelen 68 kişinin hayatlarını kaybettiklerini hatırlatalım. Bizim genç milletvekilimiz Patilya Abrahamyan, 17 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek olan Paris'teki kitap fuarında kendi yazdığı kitapları sunacak. Batı Ermenistan'ın hikayeleri, kahramanları ve mitolojisiyle bizim çocuklarımızı büyüleyecek. Patilya Abrahamyan sizlere mutlu bayramlar dilerken 21 Aralık'ın ayrıca dünyayı aydınlatmak için Batı Ermenistan'ın Van Gölü'nün sularından doğan Mihir, Mıher, Anhaht, Arev isimleriyle de anılan Mitra'nın doğum günüdür. Dolayısıyla milattan önce de Mitra'nın doğum günü 25 Aralık'a kadar kutlanıyordu. 25 Aralık'ın seçilmesi daha Jules Caesar zamanından kış gün dönümünün tam da bu günle sabitlendirerek Julien takviminin hesaplanmasından gelmektedir. Mihr'in Van Gölü'nün doğu kıyısındaki kayalığa kapandığı için burası Mihr'in kapısı olarak anılıyor. Noel ve Vahiy günü. O zamandan beri bu bayram İsa'nın doğumu ve vaftizi olarak anılır. Hazreti İsa Kudüs'ün yakınındaki Betlehem'de doğdu ve vaftizci Aziz Yuhanna tarafından Ürdün Nehri'nde vaftiz edildi. Ermeni Kilisesi 6 Ocak'ı İsa'nın doğumu ve Mesih'in vahiy günü olarak anmaktadır. 354 yılında Papa Liberius resmen 25 Aralık'ı Mesih'in doğum günü olarak ilan etti. Ermeniler Katolik Kilisesi'nin kararını kabul etmediler ve eski takvime göre bu doğum gününü 6 Ocak'ta anmaya devam ettiler. Batı Ermenistan ulusal futbol takımı 3-10 Ocak günleri arasında Fransa'nın Marsilya şehrinde kampa girecek ve bu süre içinde iki de dostluk maçı gerçekleştirecek. Western Armenia TV'yi internetten izleyerek rakip takımların isimlerini ve ilgili haberleri ilk siz edinmiş olun. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Haruk topluluğundan Goran Hayatlı eseri sunuyoruz. Thank you.
tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.